Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli Televizyon'dan merhabalar. Enerji analizinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sizlerle birlikte Ermenistan'la Türkiye arasında karşılıklı atanan temsilcilerin görüşmelerini ve bunun bölgeye yansımalarını, aynı zamanda Amerika'nın Yunanistan'ın bir projesi olan İstmet Boru Hattı, Doğalgaz Boru Hattı projesinin olan desteğini geri çekmesini ve Kazakistan, Amerika, Türkiye üçlüsünün bölgedeki denklemde ne gibi değişiklikleri ortaya çıkartacağını, Çin'in kuşak yol projesinin bölgeye enerji bağlamında neleri değiştireceğini ve bunun yansımaları neler olacağını konuşacağız. TESPAN Başkanı Oğuzhan Akener Bey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle geçmiş olsun. Ee, kısa bir rahatsızlıktan sonra tekrar sizi stüdyoda ...ağırlayabildiğimiz için oldukça memnunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, şimdi hemen hızımızı kaybetmeden isterseniz en yakın gündem olan e, bu Ermenistan meselesine gidelim. 14 Ocak'ta e, Türkiye'nin ve Ermenistan'ın e, atamış olduğu temsilciler karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi Moskova'da. Hı hı. E, bir iyileşme olması bekleniyor. Bu iyileşme eğer olursa bu bölgeye nasıl yansır? Ortadoğu'ya nasıl yansır? Enerji denkleminde yeni boru hatlarında bir e, yeni senaryolar ortaya çıkar mı yeni hatlar yapılabilir mi Irak belki bunun bir tarafında olabilir mi ne dersiniz yansıması ne olur bu işin Enerji noktasında ya da yeni enerji hattı noktasında hani çok bölgede dengelerin değişeceğini düşünmüyorum yani çünkü zaten bu dediğiniz şey uzun vadeli süreç ve uzun vadeli enerji yatırımlarının gerçekleştirilebilmesiyle alakalı da yani bir sene iki senelik programlar değil çok daha uzun vadeli yani belki 2050'yi tasavvur etmeniz gerekiyor onu onu modellemeniz gerekiyor. Ee, bu gibi e, çalışmalar yapmanız gerekiyor enerji ile alakalı sadece şu ifade edilebilir ee, Ermenistan'ın gerçekten ciddi anlamda hani bu biraz daha lokal bazda kalıyor olabilir ama Ermenistan'ın ciddi anlamda enerji problemi var ee, enerji talebini yürütemiyor. E, yeterli enerji arzı sağlayamadığı için de büyüme hedeflerini gerçekleştiremiyor. Tabi e, bloku altında kalıyor olması, yani İran üzerinden bazı destekleri sağlıyor olması da e, ek e, kendisi için ek e, dezavantajlardan bir tanesi olarak bağımlılık oluyor. Tabi. Şimdi bu bağlamda Ermenistan e, çok eski bir nükleer santrali hala kullanmaya devam etmek zorunda kalıyor. Evet çok doğru. Yani şimdi bu nükleer santralde e, yani Türkiye'den Azerbaycan'a, Rusya'dan Irak'a kadar, Suriye'ye kadar geniş veya İran'a kadar da uzatabilirsiniz. Geniş bir coğrafyayı hani Allah korusun bir sızıntı olması durumunda tehdit edebilecek niteliklere sahip. Yani Çernobil'den daha eski bir teknolojiye sahip evet. ee, ve hala bunu kullanmak durumunda kalıyorlar çünkü e, tükettikleri elektriğin nereden baksanız yüzde 25'i 30 oranında bir e, miktarını bu santralden elde ediyorlar. Yani Ermenistan bundan kurtulması lazım ama ablukaya alınmış bir Ermenistan'ın bundan kurtulabileceği Gelecek, takati, imkanı, kapasitesi yok. Ablukadan yani, kastınız Türkiye'nin tabi, Ablukası tabii. Yani ama... şöyle tabii. Yani Türkiye'nin, e, Azerbaycan'ın yani e, bu sınırları kapattığınızda zaten geriye bir kısmen Gürcistan kalıyor e, ve İran kalıyor. Evet. Yani bu bağlamda ablukaya alınmış e, bir Ermenistan'ın Bölgede daha fazla gerilime neden olan ve gerilimin içerisinde debelenen bir Ermenistan'ın büyüme hedeflerini gerçekleştirme, ticaretini büyütmeye, bununla alakalı enerji kaynakları, yeni enerji kaynakları tedarik etme, enerji güvenliğini sağlayabilme gibi kapasitesi de olmuyor. Yani hepsi birbirine kilitli durumda. Sanki şey bu kilitli durumu açmaya dönük bir adım gibi. 13 sene önce benzer bir çaba Türkiye ile Ermenistan arasında hayata geçirilmeye çalışılmıştı ama... Ermeni diasporasının işte bastırması, Türkiye'de farklı kesimlerin bastırmasıyla bu süreç bir anda yok olmuştu. Evet. Şimdi tekrar ortaya çıkıyor ama bu sefer daha farklı bir şekilde. Yani Türkiye önceden bu işe Azerbaycan'ı göz, göz ardı ederek ilerletmiş ve hatta hı hı. o dönemde kurulan ilişkilerin dolayı da Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir nota gelmişti. Evet. Bugün Azerbaycan'la birebir ilerleyen bir süreç var ve bunu özellikle de açıkladılar. Yani tabii, Sayın tabii. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı çıktı açıkladı. Biz attığımız her adımı, Ermenistan'la birlikte ilerleme konusunda attığımız her adımı Azerbaycan'la istişare ederek atıyoruz dedi. Evet. Bu aslında iki devlet tek millet ilkesine de oldukça uygun bir durum. Peki Ermenistan'ın... Az önce bahsetmiş olduğunuz abluka sürecinin dışında bir yere konumlanması, bir bir şekilde bir ortak pazar gibi bir şey oluşması, artık Türk devletlerini karşısına almadığı bir sen ortaya çıkması durumunda, ee, belki e oluşturacağı ekosistemle birlikte Irak'taki Türkmenlere bile bir alan açabilir mi? Yani kısmen, e yani bölgede huzurun olması. Haliyle bütün Türk dünyasının e, bu bağlamda daha rahat entegrasyon kurabilmesine e, sebep olacaktır. Ama bunlar tabii hep dolaylı faktörler üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani hani net e, şimdi Ermenistan'la ilişkilerin düzeltilmesi bölgede mesela hani Zengezur koridorundan bahsediyoruz. Hani hala Zengezur koridoru farklı soru işaretler ihtiva ediyor. İran bu bağlamda bu süreçten e, rahatsız olsa da bu rahatsızlığını gizlemeye çalışsa da rahatsız. Yani bir de böyle bir durum var. Evet. Ee, yine Irak üzerinde İran'ın ciddi anlamda bir etkisi var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ee, yani e, bu perspektiften baktığımızda mesela Irak'ın e, Türk dünyasıyla olan ticareti, tabii şöyle söyleyeyim hani ne satacaksınız, ne alacaksınız? Bu ticari dengeleri hangi yöne doğru evireceksiniz? Bu önemli bir soru işareti. Öte taraftan şöyle bir şey de var. Yani o bölgede gerçekten e, Irak... Hani gayri safi milli hasılası noktasında petrol satışlarına entegre bir devlet hemen hemen diğer Türk dünyasındaki önemli ülkeler gibi. ...yani aynı kıyaslamayı yapabiliriz... ...Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan... ...Özbekistan gibi... Ee, ...yani enerji ihracatının bu bağlamda... ...önemli olduğu ve ön plana çıktığı bir ülke... ...yani demek ki enerji anlamında... ...bu güzergahların çok kullanılması... ...mümkün değil ama başka alt sektörlerle alakalı... E, ...belki ticareti biraz daha... ...rahatlatacak opsiyonlar söz konusu olabilir... ...ama şunu da unutmamak gerekiyor... ...İran üzerinde de hala... ...hani e, lojistik anlamda kullanılabilecek... ...İran'ın da bazı adımlar atması ve... E, ...bölgedeki... Ee, en azından ihtilafları biraz olsun yumuşatması belki ABD'nin ambargolarının kaldırılması gibi süreçlerle birlikte İran'ın da oyuna dönmesi akabinde süreç biraz daha ılımlı e, daha fazla e, pozitif e, kalkınmaya ya da yeni hamlelere gebe bir ortam ortaya çıkabilecektir. Yani Ermenistan'ın hani böyle bir adım atıyor olması daha yeni Hı. Karabağ Savaşı'ndan çıktı. Paşinyan Karabağ Savaşı'nda kaybettikten sonra seçime gitti. Seçimden büyük bir zaferle çıktı. Bu Paşinyan'ın Sorosçu diye adlandırılan Paşinyan'ın e, batı açılımının desteklendiğini gösteriliyor. Yani Karabağ'da evet. kaybedilmiş olmasına rağmen. <laughs> evet. E, bu durumda Rusya ve İran'ın o sıkıştırmışlığından kurtulmak isteyen bir Ermenistan var. Evet. Ama e, kendisini Türk dünyasının kucağına bırakmak istemeyecektir Ermenistan. Tabii ki. E, tabii ki. Sanırım belki e, enerji bağımlılığı noktasında Rusya ve İran dışında. Ve Azerbaycan Türkiye dışındaki bir opsiyon olarak belki Erbil biraz daha tarihsel yakınlık ve özellikle Türkiye'nin Türkiye ve Türk dünyasına karşı bulundukları mesafe noktasıyla belki Erbil ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bununla bağlı olarak bir enerji koridoru, küçük bir olsa bir enerji koridoru ortaya çıkma ihtimali sanki doğabilir gibi. Enerji koridoru e, ihtimali hani Erbil'den çünkü Biraz hani fiziki yani olarak zorluklar var. olarak da. zor. Evet, yani dağlık bir bölge. Yani dağlık olmasını da bir kenara bıraktım. Siz hani şimdi doğalgazı sevk etmeniz için bu rahatlık gerekiyor. Evet. Bu mesafelerden üzerine konuşursak. E, petrolü sevk etmeniz için yataklarla taşıyacaksınız. O da çok sürdürülebilir değil. E, ona göre yollar, güzergahlar ve benzeri birçok şey olması gerekiyor. Yani evet. ya zaten yine gelecekse yine e, Türkiye üzerinden, e, Nahçıvan üzerinden gelecek ya da evet. diğer opsiyon. Ee, İran üzerinden İran gelecek. Üzerine. Ya Zaten İran buna çok fazla müsaade etmez. Ee, öte taraftan zaten İran kısmen bir 50 bin varil civarında 50 bin, 60 bin, 75 bine kadar çıkabilen seviyelerde bir petrol ticareti yapıyor Erbil üzerinden. Ee, oradaki kendi bölgesindeki rafinerileri besliyor. Tam İran'ın e, kuzey batısında kalan rafinerileri besliyor. Ee, Tebriz'i ve benzeri bölgeleri de buradan ürün sağlıyor. Hatta Ermenistan'a da bu, bu coğrafya üzerinden yine belki hani o karıştırdığı petrolü de o bağlamda kullanıyor. Yani Ermenistan'a yine bu coğrafya üzerinden petrol ürünleri de sağlıyor İran. Yani kazanmış olduğu bu şeyi vasfı yitirmek istemeyecektir. Ee, tabii hani genel anlamda biraz daha ılıman çünkü ne kadar az gerilim o kadar daha fazla yeni ortak proje yapabilme ve kalkınabilme ihtimali anlamına geliyor. Evet. daha az gerilim, daha az silah ve benzeri yatırımları yapmaktansa parayı daha sosyal alanlara kaydırabilmek anlamına geliyor. Yani genel perspektifte olumlu. Ha tabii göreceğiz. Tabi mesela Irak ve Fransa yüzyıllar boyunca birbirle savaştı ama savaşı bırakıp kenara koyduktan sonra ancak orta şey Batı Avrupa'da ve zamanla Almanya'nın da işin içine dahil olmasıyla birlikte Orta Avrupa'da bir barış hüküm sürdü yatırımlar beraberinde geldi ve bugün Avrupa Birliği dediğimiz büyük zengin ve dünyanın evet. en müreffeh notalarından biri ortaya çıktı. Aynı. Şimdi tabi Ermenistan atacağı adımlar burada çok önemli işte. Diasporanın yaklaşımı çok önemli ama eş zamanlı gerçekleşen bir olay var. Şimdi bir sene önce Nisan ayında e, Türkiye'nin e, Ermeni Ermenistan'a daha doğrusu Osmanlı Ermenistan'a sözde soykırım yaptığını iddia etmişti Biden. Hı hı. E, bu konuda da çok ciddi bir tepki göstermişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gittiği zaman bu konuyla ilgili görüşeceğini söylemişti. Görüşme olmadığını daha sonraki çıkışta anlatmıştı, açıklamıştı kendisi. Şimdi Ermenistan'la bir görüşme çık, çıkma döneminde, Türkiye'nin e, elini sıkıştıran Doğu Akdeniz elini, elini sıkıştıran başka bir mesele konusunda Amerika'dan bir adım geldi. İsmet Doğalgaz Borattı projesi. Evet. İşte İsmet İngilizcenin İngilizcede e, Doğu Akdeniz'in İngilizce kısaltmış hali, kısaltılmış hali. Hı hı. E, Doğu Akdeniz hattı projesine göre Yunanistan'ın ortaya atmış olduğu, Güney Kıbrıs'ın ortaya atmış olduğu Yunanistan'ın dediği bu projeye göre hı hı. E, İ İsrail ve Güney e, Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki gaz sahaları birleştirilecek. Yunanistan oradan da İtalya ve Avrupa pazarına gidecek. Tamam, bunu biliyoruz, Hı -hı. bunu defalarca konuştuk. Bunun olma ihtimali olmadığını siz açıklamıştınız. Şimdi birazdan neden olmadığını da açıklarsınız. Hı -hı. Ama evvelinde ben şeye girmek istiyorum. Tam Amerika, Türkiye ile birlikte ilişkilerinin kötü olduğunu. Biz işte diktatörleri dışarı çıkartacağız, diktatörleri artık bırakacağız diye sözde diktatör olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çevrelemeye çalışırken çıkıp da Türkiye'nin elini rahatlatacak bir destek hareketi yapması çok e, garip karşılandı. Yani Türkiye Ermenistan'la iyileşiyor. Tam o sırada Amerika İsmet Boratlı projesinin olan desteğini çekiyor. Yani bu proje uygulanabilir değil. Yunanistan sen de bu projenin uygulanmasından vazgeç. Halbuki hı hı. Yunanistan bu zamana kadar hep bu projenin uygulanabileceğini söylüyor. Avrupa Birliği'ne bunu dikte etmeye çalışıyor ve bu şekilde götürüyordu. Şimdi bu iki süreç arasında bir bağlantı var mı? Bir de bu istmeti hatırlatmak için tam olarak tabii. neydi? Biraz ona değinebilir miyiz? Ee, i̇sterseniz hani harita üzerinden konuşalım, güzel olur. Ee, bir numaralı haritayla başlayalım isterseniz. Evet. İstmet e, burada kırmızı ile görüyorsunuz, burada doğal gaz sahalarında görüyorsunuz. Hani Mısırın açık Mısır açıklarında birçok doğalgaz doğal gaz sahası var, orada Şu Ufak göre, kırmızı noktalardan tabii. bahsediyorsunuz. Ufak kırmızı noktalar. E, yukarıda bakalım, bir zor sahası var o en büyük saha öte taraftan bakın İsrail'in deniz alanında keşfedilmiş birçok saha var. O alanın hemen birazcık kuzeyinde de kenarda Afrodit sahası var. Evet. Güney Kıbrıs'ın ben buldum, ben keşfettim, benim dediği saha. Evet. Yani biz de Kıbrıs'ın güneyindeki saha olarak adlandırıyoruz çünkü daha kimin olduğu belli değil. Evet Yani ortada İktiraf daha var. tam ortada net bir anlaşma yapılmış değil. Yani tek devlet iki biz sonuçta iki devletli çözümü destekliyoruz ama iki devletli çözüm desteklense dahi hani deniz alanlarının hangisi kimde kalacak bunlar soru işareti. Bu federasyon ediyorum. konusundan dolayı eğer bir federasyon olacak olursa. Adada eşit paylaşım beraberinde gelmesi gerektiği için o kaynak bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da kullanılabilmeli. Ama evet. tabii son dönemde federasyon konusu iyice rafa kalkmış durumda. Yani bu bağlamda da bu sav ne kadar sürdürülebilir o da ayrı bir konu. Yani tabii yani iki devletli çözümü artık destekliyoruz ki bence en makul olan çözüm de bu. Ee, tabii bu çözüm dahilinde oradaki saha Güney Kıbrıs'a kalıyor gibi de gözüküyor olabilir. Bunların hepsi müzakerelerle daha hani birinci adımı gerçekleştiremediğimiz evet. için ikinci, üçüncü, dördüncü adımları şu an konuşamıyoruz. Hepsi havada kalıyor. Her, Velhasıl-ı Kerem bakın burada kırmızı bir çizgi görüyorsunuz. Deniz üzerinden giden. Diğer opsiyonu bakın e, Lübnan'a doğru uzanıyor. Lübnan'dan Kuzey Kıbrıs'ın uç noktasından evet. e, Türkiye'ye dönen bir hat var. Evet. Bu opsiyonel. ikinci hat. Bu bizim yaptığımız öneri. Ama bu ilk hat istmet e, yani yaklaşık belki 2000 e, yani şöyle şöyle daha doğrusu şöyle ifade edelim İsrail bölgede ilk keşif yaptığından beri 2010'lu yıllardan yani Kıbrıs'ın güneyindeki e, Afrodit sahasını da yine İsrail'de Leviathan'ı keşfeden şirket keşfetti. Yani aslına bakarsanız Güney Kıbrıs'ın yaptığı bir şey yok. Yani İsrail'li şirket İsrail deniz alanlarına sismik toplarken e, biraz bu tarafında sismik toplayayım diyor. De, daha açık sulara gidiyor. E, orada e, Afrodit yapısını da görüyor. Gidiyor Leviathan'ı sondajla test ediyor. Bakıyor burada gaz var. E, ben burada bir yapı görmüştüm <laughs> sismik veriler ışığında. İşte Afrodit sahasından bahsediyoruz. E, daha sonra oranın da ruhsatını Güney Kıbrıs'ta anlaşarak alıyor. E, sondajını yapıyor. Ben burada da bir şey buldum diyor. Yani aslında bakarsanız hani bütün hikayenin yazarı İsrailli şirketler. Daha sonra bu ruhsatlar başka bir Chevron e, şirketine satılıyor İsrail'de de. Çözümsüzlükten kaynaklı. Tabii. Yani çözümsüzlük ve pazar. Yani şöyle söyleyeyim hani tabii çözüm ayrı bir süreç. Hani çözüm olmadan pazar bulunabilir mi? Onlar ayrı soru işaretleri. Velhasıl kelam 2012'li 13'lü yıllardan beri İstmet diye bir buru hattı projesi fikri var. Ve 2012'li ile 13'lü yıllardan beri bu konuşuluyor. Bu sahalar şu an kullanımda değil öyle değil mi? Yok. Şimdi bakın doğal gaz sahalarında bu sahalar kuru gaz sahaları LNG tesisi yaparak ya da yüzer LNG tesisi yaparak LNG'ye dönüştürüp satma maliyetleri çok yüksek. Yani denizin üstündeki platformlardan bahsediyorsunuz. Tabi tabi. Ya da gemiler floating LNG gemileri var. Direkt hani e, sıkıştırarak 162 bara e, o civarda e, sıkıştırarak. Üzerinde küre olan e, gemiler ha, gibi, var. Gibi gibi aynen. Orada, evet. Sıkıştırarak sıvılaştırıyor. Sıkıştırıyor. E, Sıvılaştırdığı için pardon Eksi 162 dereceye getirerek e Soğutarak sıvılaştırıyor e Soğuk halde taşıyor Naklediyor gönderiyor tekrar e Gazlaştırılarak satılıyor Yani gaz fazından alıyorsunuz Sıvı faza getirip taşıyorsunuz depoluyorsunuz Sonra tekrar gaz fazına getirip satıyorsunuz Yani LNG'nin genel mantığı bu Bu da maliyetli Yani biz bakın e 2014 15'li yıllarda Daha bu projeler ilk ortaya atıldığında Bu senaryoları çalıştık Hı hı. Yani e, defalarca birçok ulusal ulusal ve uluslararası platformda bunları dile getirdik. Hatta şöyle söyleyelim. O dönemlerde bırakın o dönemleri 2016, 2017, 2018'de dahi ee, yani şu an mesela Amerika'nın bu söyleminden sonra Türkiye'de birçok kişi çıktı dedi ki ya biz bunu söylemiştik biz bunu söylemiştik biz bununla alakalı belgesel yapmıştık yani Türkiye'de ilk tespam dile getirmiştir bu gerçeği hmm. e, bu hakikati hatta tespam olarak biz bunu ilk dile getirdiğimizde o dönem şu söylemler vardı ya efendim Doğu Akdeniz'de öyle büyük gaz kaynakları var ki istimeti adamlar yapacak istimeti yapmamaları için e, gerekiyorsa Kıbrıs'ı Hani Kıbrıs'ta yes bir annem politikalarını tekrar destekleyelim. Kıbrıs'a gerekiyorsa verelim gaz Türkiye'ye gelsin tarzında söylemlerde bulunan bile kişiler vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani her cenahta hani hükümet muhalefet olarak ifade etmiyorum. Her cenahta hatta zaten hani biz de bir dönem anlam planı destekledik biliyorsunuz. Evet, yani işte bakın bu bağlamda böyle bir politika söz konusuydu. Herkes bu boru hattının kesin yapılabileceğine inanıyordu. Biz o zaman etnik, e, teknik ve ekonomik olarak bunları çalıştık. Daha o da önemli çalışmalarımız zaten çok küçük e, oynamalarla e, güncelleyerek sürekli kamuoyunu yeniden bilgilendirdik. Ama o gün ortaya koyduğumuz veriler e, hatta burada kitabı da görüyorsunuz. Doğu Akdeniz Gaz Politikaları 2017 yılında basılmıştır. Hı hı. E, o gün ortaya koyduğumuz verilerde doğru düzgün bir oynama yok. Tahminlerde de bir oynama yok. Ortaya koyulan senaryoların hepsi tutarlı. Hep, e, bütün senaryolarında tuttuğuna bugün de şahit olduk. Yani e, uzun vadeli e, gaz ihracat politikalarının olasılıklarının hepsini çalıştık. Yani siz bu bağlamda... Bölgede ne kadar kaynak var, bu kaynakların ne kadar üretilebilir, ne kadar sağlayabilir, ne kadar üretime dönüştürülebilir. Üretime dönüştürmek için gaz sahalarında sizin, mesela Irak için de aynı şekilde geçerli. Bütün petrol, doğalgaz ülkeleri için aynı şeyi konuşuyoruz. Sizin özellikle şimdi mesela petrolde ne yapıyorsunuz? Petrolde bir şekilde üretir, bir şekilde tankerlerle, şunlarla bunlarla mesela DAEŞ gelip Irak'ta petrol sahalarının üzerine çöktüğü zaman dahi ee, düşük verimli de olsa üretim yapabildi Neden Çünkü petrolü alıyorsunuz. Ee, çok bir şey bilmenize gerek yok üretim yapabiliyorsunuz üretim yaptıktan sonra tankerlerle kaçak olarak satabiliyorsunuz ama gazda böyle bir şey yok gazda sizin markete ulaşmanız gerekiyor markete e, ulaşacak bütün e, altyapı dediğimiz boru hattı elenci tesis artık ne gerekiyorsa bunların hepsinin kurulmuş olması gerekiyor ve bu sistemin ekonomik olarak işlemesi gerekiyor yani sizin market fiyatları diyelim e, 100 birim sizin markete ulaştırdığınız maliyet 110 birimse bu iş olmaz yani en basit senaryo. Ama haklısınız ama şu an e, Avrupa'da Amerika'da bir gaz krizi yaşanırken Hı -hı. yani gaz fiyatları pik noktasındayken Hı -hı. en olabileceği zamanda bunun olamayacağını söyleyen bir Amerika var. Şöyle söyleyeyim e, gaz fiyatlarının pik yapması çok bir şey değiştirmez çünkü e, bu pik geçici ve çok anormal. Yani şöyle ifade edelim. Ee, ve mesela Amerika'da bir gaz fiyatlarında kriz yok. Amerika'da gaz fiyatları 4 dolar. Böyle MMBTU 2 civarında seyrediyor. Hatta Amerika'daki gaz fiyatları düşük. Normalden düşük. Bakın Hı -hı. şimdi bu, bu kıyaslama yapmak için biraz krize de e, atıfta bulunalım. Şimdi bakın e, 4 dolar böyle MMBTU. 2 yani Amerika'da. Genelde Amerika'da şöyle bir denklem olur. VTI hani Amerika'daki petrol fiyatı evet. e, ortalama spot petrol fiyatı VTI'dan bahsediyoruz ya. VTI 40 dolarsa genelde yüzde %10'u olur. Amerika'da doğal gaz fiyatları. Yani 40 dolarsa 4 olması gerekiyor. Şu an 80 dolar civarında ama 8 dolar değil. Bakın Amerika'da gaz fiyatları çok çok ucuz. Avrupa'da e, ee, geçen senelerde geçen sene hani e, geçen senenin diyelim e, pandemiden biraz sonrasını alırsak yani 7-8 dolarlar hatta 5 dolarlara kadar düşmüştü MNB2 cinsinden e, doğal gaz fiyatları 48 dolarları 50 dolarları gördü şu an yani e, yükseldi 35'leri şu an 35'ler seviyesinde ama 50 dolar ne demek yani bakın e, 4 dolar Amerika'da 4 dolar öbür tarafta 48 dolar yüzde bin Aşağı yukarı artış. Yani bakın 4 dolarken 48 dolar. Yani ortada çok büyük bir mantıksızlık var. Yani o tabii piyasa yapılarıyla alakalı bir şey. Ya Daha sonraki bölümlerde çünkü seyircilerimizden talep de geliyor. Daha sonraki bölümlerde belki şu gaz fiyatlandırması nasıl evet. oluyor? Petrol piyasaları nasıl oluşuyor? Bunlara da hatta biraz tarihçesiyle birlikte değiniriz. Çünkü hep bu politikaları yorumlama noktasında bunların bilinmesi gerekiyor. Evet, evet, Öyle bir program da yaparız inşallah. Ama bakın yani ortada böyle bir olağanüstülük var. Şimdi siz doğal gaz ee, şimdi diyelim ee, ben burada e, Leviathan sahasından ya da Leviathan ikinci fazından ya da afrodit sahası ya da orada başka sahalar da var. Yani üretim potansiyeli var. Afrodit, kalipso glüşüs gibi yeni keşifler var Kıbrıs'ın güneyinde. Hı hı. Şimdi tamam ben bu üç sahanın evet. hepsini afrodit, gloşus, kalypso aldım hepsinden üretim yapacağım. Hepsini ben üretime alabilirsem e, hepsinin toplamı yıllık maksimum peak seviye. Ee, hani maksimum üretebileceğiniz ve belli bir süre o periyodu devam ettirmeniz gerekiyor 20 milyar metreküp yıllık gaz üretebilirim o potansiyel var mevcut keşifler ışığında Tamam 20 milyar üreteceğim de ben bunu bakın çok da güzel haritayı hemen grafiği yansıttılar evet. ee, Teşekkür ederiz Şimdi ben 20 milyar üreteceğim de e, bunu nereye satacağım Şimdi bakın zaten buradan başlıyor Satacağım markete ulaştığımda fiyatlar kurtaracak mı Şimdi ben bunları yaparken şunu hesap ediyorum. Yani şu anki doğal gaz fiyatlarının yüksek olmasına bakmıyorum. Önümde önümdeki 30 seneyi tasavvur ediyorum. Çünkü 5 evet. sene ya mali şeyler, yatırımlar. 5 ee, sene para kullanacağım, yatırım yapacağım. 5 sene sonra üretimi alacağım. Ee, üretimde belli bir seviye. Yani ilk ben para kazanmaya başlayacağım 5 sene sonra. Bugün hedesem Ve bu senaryoların hepsi ortam güvenliyse olur. Evet. Yani Türkiye'nin karşı çıktığı böyle bir projeye kimse yatırım yapmaz. Yani zaten bakın biz hani e, 2017'de bu kitabı bastık. Akabinde e, birçok görüşme yaptık. Diplomatik görüşmeler yaptık. TESMOM olarak da bazı iletişim hani e, süreçler başlattık. Biz hep şunu gördük. Yani siz de fark etmişsinizdir. E, yani İtalya'sı, Almanya'sı, Avrupa Birliği, Amerikalı yetkililer. Aslına bakarsanız ya da İsrailliler. Yani bölgede taraf olarak düşünebileceğiniz bütün taraflar aslına bakarsanız. İsmet hattı projesinin olmayacağını kanaat getirmişlerdi uzun süredir kanaat evet. getirmişlerdi. Ee, yani e, öte hatta şöyle söyleyeyim Yunanistan diplomatları bile e, bu bağlamda hani açık açık ifade edemiyorlardı ama hayır da diyemiyorlardı. Yani sizin bu projeniz ekonomik olarak mantıklı değil mi değil. Teknik olarak mantıklı değil mi değil. Hani bunları gösterdiğinizde hayır diyemiyorlardı. Çünkü evet. ortaya koyabilecekleri bir argüman yoktu. Yani aslında bakarsanız dünyanın bildiği bir gerçekti bu. Artık Amerika sonunda eninde sonunda e, bu açıklamayı yaptı. Yani desteğini çekti. Aslına bakarsanız e, bir 6 ay geriye gidersek Avrupa Birliği biliyorsunuz Avrupa Birliği bu bağlamda şimdi tekrar bu gaz kriziyle tekrar e, güncelleme yapmaya çalışıyorlar da Avrupa Birliği artık doğalgaza bile temiz enerji sınıfında değerlendirmemeye çalışmayla yönelik bazı adımlar attı. Hatta bunu da şöyle destekledi. E, dedi ki ben bundan sonra e, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerini de desteklemeyeceğim diye karar alındı bu Avrupa alt, Parlamentosu'nda. Ama şimdi tam aksiyonda bir düşünce var orada. <laughs> şu an aynen şu an alt komisyonlarda. Ya tekrar doğalgazı biz temiz kabul etsek mi gibi şey çünkü sıkıştı kilitlendi yani sistem kilitlendi. E mecbursun işte kriz geldi başına ya Putin dedi, dediği söylemlerde haklı ya kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. Yani gerçekten bu kriz enerji krizi e, hani tamam öbür tarafta Asya piyasalarının ve Çin'in suçu ama e, Avrupa'nın da suçu yani kriz noktasında özellikle doğalgaz krizi noktasında. Yani bakın şimdi Avrupa Birliği bunu tekrar gündeme almaya çalışıyor ama yani doğalgazı temiz enerji sınıfına dahil etse bile Avrupa Birliği artık boru hatlarını ben desteklerim gibi bir şey almayacak ya. Bu bağlamda geri adım atmayacak. Bunda Avrupa Birliği de hemfikir. Yani neden? Yani zaten Avrupa Birliği'nin ee... Avrupa Birliği'nin gaz tedarik politikalarıyla alakalı yani Rusya'nın belli projeleri var. Ha şu an hala Nord Stream 2'ye biraz ayak sürüyorlar gibi ama Nord Stream 2 açılacak. Öbür taraftan bu Balkan ve İtalya piyasalarını Baumgart'ın ve e, İtalya'ya kadar uzanan bu piyasaları da Türk akımıyla Türk akımının yeni hatlarıyla TANAP'la zaten e, besli, besliyorsunuz ve beslemeye devam edeceksiniz. Ya yani şimdi bakın bu silsile ve bu zincir zaten yatırımları yapılmış. E, planları ortaya koyulmuş. Artık her şey net. Yani öte taraftan bakın. E, Balkanların gaz ihtiyacını siz analiz ettiğinizde. 5 numaralı haritada gözüküyor. Evet. E, siz Balkanların gaz ihtiyacını da beş analiz ettiğinizde. E, yine ortada e, ciddi anlamda işe yarar bir talep olmadığını da görüyorsunuz. Yani sizin burada... İsmet dediğimiz bölgede ya da Doğu Akdeniz'de bu coğrafyada zaten Mısır denkleminin dışında onu da bir kenarda tutalım Mısır denkleminin dışına aldığınızda İsrail'in ekstra gazı artı oradaki 3 sahadan gelebilecek gazı sizin Avrupa'ya taşıdığınızda bir ihtiyaç yok. İkincisi fiyatlar tamam şu an uçuk ama hep böyle gitmeyecek. Bunu bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şu hatta şöyle bir kıyasla bu kıyaslama da yapayım size. Şu an petrol fiyatları 80 dolar. Ee, gaz fiyatlarının e, gaz fiyatlarını e, kalorifik hani heating value dediğimiz kalorifik değer üzerinden petrol fiyatlarıyla eşleştirdiğinizde 240-300 dolarlara falan çıkıyor. Yani gazın fiyatı mı? Heh, yani ...hani petrol, ee, şimdi neyse, siz petrol... ...ya bakın biri 80 dolar biri 300 dolar... ...ya çok büyük bir dengesizlik var burada... ...ya bu sürekli gitmez... ...yani petrol fiyatları da birazcık daha artacak... ...yani önümüzdeki sene 80... ...bakın geçen seneki tahminlerimizde de... ...tutarlı olduğumuzu gösterdik... ...önümüzdeki senede bir 90 dolar fiyat bağına çıkar... ...ve bakın bu denge sürer ama gaz fiyatları... ...hep böyle devam edemez... ...ya bu bir şekilde çözülecek... Ee, ...şimdi bakın e, bunu da gördüğünüze göre... ...bakın ihtiyaç yok... E, ...gaz fiyatları hep böyle gitmeyecek... Öte taraftan Türkiye buna izin vermeyecek. Nasıl izin vermez? Şimdi bakın, e, siz burada diyelim e, offshore tesis kurdunuz, 5 milyar dolar yatırım yaptınız, 15 milyar dolar boru hattını çektiniz. E, sizin orada bir geminiz yanlışlıkla boru hattının e, o hani çapa takılsa, heh, boru çapa takılma gibi bir şey yani bir bir kaza olsa, yani kaza diyorum bakın saldırı değil, bir kaza olsa, yani sizin 20 milyar dolarlık yatırımı e, kaza olmasa bile. Hani saldırı yapmayı düşünseniz 20 milyar dolarlık yatırımı 200 bin dolarlık bir drone ya da su altı ya da 1 milyon dolarlık bir sualtı altı drone ile yok edebiliyorsunuz. Hmm. Yani kimse bu kadar riskli, bu kadar tutarsız, bu kadar mantıksız bir projenin etrafında dolanmaz. Yani bakın Avrupa Birliği de dediğim gibi 6 ay önce bununla alakalı aksiyonları almıştı. Amerika'da sonunda yani Avrupa'nın aslına bakarsanız geldiği ama söyleyemediği noktaya geldi ve ilan etti. Şimdi bu süreci ilk sorduğunuz soruya gelirsek, bu süreci e, ABD'nin bölgesel dengelerle alakalı politikalarına e, bağlamak mümkün mü? Yani bağlanabilir, bağlan, bağlanamayabilir. Yani bu tam net bir cevap veremiyoruz bu konuya. E, çünkü hani birçok olasılık var. Yani evet. ABD'nin bölgesel politikaları. Tabii şunun biz şunda hemfikiriz. Yani ABD için birinci öncelik Çin. Tamam Ukrayna gerilimi şuydu buydu falan filan hususları söz konusu Rusyadan rahatsız olunuyor ama yani bakın Rusya her gün neredeyse Rusya'nın savaş çıkartmasına iki gün kaldı, 3 gün kaldı, beş gün kaldı. Evet. Her gün böyle haberler yapılıyor ama ortada hiçbir şey yok. Yani Rusya daha önce Ukrayna krizini ve Donbas bölgesinde neler olabileceğini konuşmuştuk. Rusya kanlı bir çözüme gitmek istemiyor bölgede. Bölgeyi kazanmak istiyor. Aynı şekilde Kazakistan için de aynı şeyler geçerli. Yani Rusya bölgede yine mevcudiyetini korumak, ABD ve Çin arasındaki savaşın ee, soğuk savaştan da koparabileceği şeyi kopartmak istiyor bununla alakalı adımlar atmaya çalışıyor Yani bu bağlamda e, ABD'nin yani birçok farklı sebebi olabilir sebebi şu da olabilir sadece yani e, üzerine çalışılmıştır çalışılmıştır Bazı veriler yeni netleşmiştir kendilerini Çünkü adamlar hani biraz daha şey e, Analitik, ve rakamsal düşünce üzerine politika kurgulayan bir ABD var. Yani Batılı devletlerin çoğu bu şekilde kurguluyor. Yani hani e, varsayımlar. Ee, ve psik hani şey nasıl söyleyeyim e, duyulara e, entegre politikalar değil de ya da kulaktan dolma ya da e, komple teorisine dayalı politikalar gütmektense e, mesela şöyle söyleyeyim ABD gibi ya da batılı ülkelerin çalışma mantığında biz onu çok fazla görüyoruz ya tamam e, akılcı istimeti... ve rasyonel ...tabii akılcı ve rasyonel yani İlgili raporlar yeni tamamlanmış da olabilir. Yani artık Yunanistan'ın bu bağlamdaki sıkıştırmalarından rahatsız olmuş artık ben bu problemle uğraşmak istemiyorum demiş de olabilir. Yani bakın yani ABD'nin şu an ABD Çin'le rekabet ediyor. Çin'e karşı bütün imkanlarını Çin'e karşı kullanıyor. Artık ABD İran'la çok fazla uğraşmak istemiyor. Yani şeyin arkasında en önemli sebeplerden birçok sebebi var. Evet. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Yani artık ABD ya ben Orta da uğraşmayayım Filistin, İsrail ne yapıyorsanız yapın beni çok uğraştırmayın benim başka işlerim var. ABD bunun derdinde. Yani Yunanistan oradaki Rum lobisi ve benzeri gruplarda sürekli hani işte e, parlamento üyelerini ve benzeri oradaki yetkilileri sıkıştırarak efendim İsmet şuydu Türkiye geldi şöyle yaptı. Yani kafamı dinlemek istiyorum gibi evet. bir e, aksiyona da benziyor. Çünkü gerçekten uğraşması gereken birçok sorun var. Yani şimdi Ukrayna öbür taraftan Yani tamam orada bir gerilimi koruyarak yine Orada hala e, alacağı vereceği Hani yine Avrupalı ülkeleri Yine kendi safında tutabilme e, Avrupa'daki ticaret hacminin tamamıyla içine kaptırmama gibi stratejiler Hani yan stratejiler de ana stratejiyi besler durumda e, Ama e, hani bu bağlamda artık Yani bakın bu bölge Doğu Akdeniz'de ABD için çok fazla önemi kalmadı Ve önemini yitirmeye ee, başladı. Yani bunu görebiliyoruz tabii. Bu 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 anlama da geliyor. Yoksa hani dediğim gibi ABD bu işin olmazlığını çok öncesinden de biliyordu. Ee, Kazakistan yani... meselesi var. Biraz ona girelim mi? Yani tabii. şimdi eş zamanlı gelişen olaylar var. Ee, bu eş zamanlı olayları siyasi perspektifi muhakkak daha farklı olabilir. Yani İsmet projesine olan desteğini e, Amerika açıkça lavet Gerek yok dedi. Siz de vazgeçin bu rüyadan dedi. Avrupa Birliği zaten bunu kendi içinde dillendiriyordu sizin de anlatmış olduğunuz gibi. Eş zamanlı olarak Ermenistan meselesi, Türkiye Ermenistan'la yakınlaşıyor. Yine eş zamanlı olarak Kazakistan'daki mesele. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bunların hepsinde ortak <laughs> nokta ne? E, İsmet kısmını çıkartacak olursak, e, burada ortak nokta Çin'in kuşak yol projesi. Şimdi Çin'in Amerikan hegemonyasına karşı geliştirmiş olduğu zenginliği koruyabilmek ve devam ettirebilmek amacıyla... Orta kuşak denilen e, işte kuzeyde Rusya'nın kontrolü alanı dışında güneyde Amerika'nın kontrolü alanı dışında Türk devletlerinin yoğunlukta olduğu orta kuşak denilen güzergahtan Avrupa'ya ulaşan bir tren yolu hattı projesi. Tren yolu ve çeşitli koridorlarla birlikte genel Hı -hı. bir ekonomik kat projesi vardı. Şimdi bu kuşak yol projesinin Çin'den sonraki ilk çıkış durağı Kazakistan Avrupa'dan önceki e, son çıkış durağı ise Türkiye. Hı -hı. İki ülkede eş zamanlı olarak işte Ermenistan'ın yakınlaşması, başka bir taraftan Kazakistan'ın kendi içindeki karışıklıkların ortaya çıkması, Rusya'nın e, Kuşak Yol projesinden pay almak istemesi, Sibiri e hattını, Sibir e tren hattına Kuşak Yol'un kaydırılması talebi ve benzeri taleplerin ön plana gelmesi sanki e, Amerika'nın o e, ba, baskılamasına rağmen <laughs> o Çin'in Kuşak Yol güzergahından pay almaya çalışan devletlerin Hala varlığını gösterdiğini e, inanmamıza neden oluyor. Ermenistan da bu taleple Türkiye ile yakınlaşıyor olabilir. Kazakistan'da, e, Kazakistan'da ortaya çıkan <laughs> olaylarda da Rusya'nın arka plana ne kadar destek verip vermediği de yine kuşak yol konusu ne kadar destek verip vermediği de belirsiz olabilir. Siz ne nasıl görürsünüz bunu? Kuşak yolun bir etkisi var mı? Amerika belki bu noktadan dolayı bir Türkiye yanaşma hissetmiş olabilir mi? Yani birazcık sıcaklık gösterelim de. Çin'le olan yakınlaşmasını bir miktar azaltsın, ee, Türk devletleri o anlamda Çin'den biraz daha uzaklaşsın, Türkiye'nin safına gelsin, Türkiye biraz daha batıya gelsin. Bu tarz bir düşünce olabilir mi? Ya şimdi kuşak yoldan bağımsız olarak birincisi hem Türkiye hem diğer Türk devletleri için geçerli bir şey bu ya da hatta diğer İran için bile geçerli. Ee, hiçbir şekilde bu devletlerin hiçbirini tamamen Çin'le partner hale getirmek istemiyor Amerika. Yani kontrollü bir şekilde özellikle hani mesela bir İran'la uğraşmak istemiyor dedik ikincisi İran'ın Çin'le bu kadar yakınlaşmış olmasından rahatsız ve tamamen kontrolü kaybetmek istemiyor İran da bundan rahatsız aynı zamanda mesela yeni Çin'den bir İran açıklama... kuşak oldu rahatsız. Ee, İran şu... Çin'le yaptığı yaptı milyar dolarlık anlaşma var. Yeni yeni böyle bir anlaşmanın hatta geçen sene aktive edildiği yeni Hı -hı. Çinli kaynaklar geldiği belirtiliyor hala açıklandığı. E, tabii. E, tabii içerikle alakalı mesela hani biz e, yaptığımız diplomatik temaslarda şunu gördük. Yani İran ya İran bile e, en zor döneminde Çin'den gelen finansmana kuşkuyla bakıyor. Yani birincisi devletlerin Çin'e güvenmiyor. Hani bu masadaki gerçek. Evet. İkincisi Çin iyi para getiriyor Çinde çok ciddi dolar var yani Çin e, Çin kendi para biriminin çok yükselmesini bu yüzden istemiyor yani hani başka sebepleri de var tabii de sebeplerden bir tanesi de bu ya Çinde çok iyi dolar var çok iyi para var e, yani e, devletlerin hepsi Kuşak yolun popüleritesi ve kuşak yol kapsamında e, yapılabilen yatırımları görebildikleri için çünkü direkt olarak yani şimdi bu saydığımız ülkelerin çoğu özellikle petrol fiyatları krizi, e, fiyat krizi döneminde mesela bakın e, şu an petrol arzında sorun var. Neden? Pandemi döneminin etkisi daha 2023-2024'lere belki 25'lere kadar sürecek. Evet. O dönemin yıkıntısı o yıkıntıyı üzerinden, o ataleti üzerinden atmak. Ya yani ancak yani, 2018'deki şartlara şartları geri dön, o zaman sağlayabilecekler. Yani şimdi bakın, e, ya yani şimdi fiyatlar hemen hemen aynı noktaya geldi ama e, sizin ekonomilerin büyük tabi gelmedi. Evet. Yani işte o şey, yani ülkeler çok ciddi anlamda dış borca girmek zorunda kaldı. Irak da aynı durumda. Yani şimdi bakın, e, bu saydığımız ülkelerin hepsi, hani hiçbiri gelişmiş ülke olarak tanımlayamayacağınız e, cebinde çok parası olan ülkeler değil. Hepsi gayri safi e, hani hasla ya da cari e, cari dengeler noktasında açık veren ülkeler. Ya şimdi siz bu noktada ne yapacaksınız? Ülkeye para sokmanız lazım hem seçimleri tekrar kazanabilmek hem halkı memnun edebilmek. Bakın Kazakistan'daki olayların e, ar e, sebeplerinden bir tanesi de hani hiç şüphesiz ortadaki bir rahatsızlık yani hiç huzursuzluk olmasa böyle bir şey de hani farklı faktörler tetikledi onu biliyoruz ama e, ortada ortamda hiç huzursuzluk olmasa böyle bir şey de gerçekleşmezdi. Yani niye Birleşik Arap Emirliklerinde böyle bir şey olmuyor? Mesela örnek vereyim. Hmm. İşte bakın böyle bir senaryo var. E, o sebeple ya kuşak yol Buradan da geçiyor hani en azından konsept olarak. E Çin'de de para var. Herkes bu parayı istiyor. Evet. Kazım'ı da açıklama yaptı ee, Irak Cumhurbaşkanı. E, evet. Şey başbakan çıktı açıklama yaptı dedi. Yani biz de kuşak yolun bir tarafı olacağız. Evet. Biz de, evet. E, Çin'in o projesine dahil olmak istiyoruz dedi. Evet. Ya şimdi öyle bir durum var. Yani e, herkes para istiyor. Ya şimdi mesela öte taraftan e, Irak da aynı açıklamaları e, hatta mesela iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Ee, Irak'ta inşallah gelecek bölümlerde onu da konuşuruz ee, Irak'ta mesela bir e, NDC dediğimiz bir e, milli e, plan ortaya koydu Emisyonu azaltmayla alakalı bunu Birleşmiş Milletler'e sundu ee, Mesela yine aynı şekilde Hindistan'ın benzer şeyleri vardı Ya diyorlar ki para getiriyorsanız dediğinizi yaparız karbonu da azaltırız. Elimizden ne geliyorsa onu da yaparız ama para geliyorsa. Hatta Hindistan dedi 2070'e kadar karbon emisyonunu düşürürüm. 1 trilyon dolarcık para ihtiyacım var. Acil. Ya yani 1 trilyon dolar diyorsunuz. Yani hani o zaman ben de yaparım yani herkes yapar bu dediğinizi. Yani aynı şekilde yani şimdi tamam Batı belli şeyler bekliyor ama e, istediğini alamıyor. Yani bur, buradaki ülkelerin çoğu bunlar gelişmek istiyorlar. Gelişmeyle alakalı adımlar atmaya çalışıyorlar. Ya sen diyorsun ki hem Çin'den para alma hem Çin'le çok yakınlaşma ben buna karşıyım. E, hem de e, yani seni beklemek de olmuyor para gelmesi gerekiyor. Yani hmm. ve artık hani bakın dengeler ticari dengeler asıl hani e, ekonominin kalbi Asya'ya doğru batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. Bunu artık herkes görüyor. Yani işte bu bağlamda bu dengeler değişirken e, bölge ülkelerinin hepsi aynı dengeleri düşünerek ya şimdi kuşak yolda popüler bir proje. Her yerden geçebilme ve alternatifleri olan projeler. Yani şöyle söyleyeyim. Hani ana merkez e, Rusya üzerinden Kazakistan, Azerbaycan üzerinden İran üzerinden geliyor. Hepsi orada Türkiye'de birleşiyor. E, Rusya üzerinden devam eden rotalar var. Ama aynı şekilde deniz rotaları var. İran'dan Irak'a dönüp e, oradan devam edebilecek rotalar da var. Bakın bunun Bunların hepsi de harita üzerinde ya da planlar üzerindeki yan başlıklar altında devam ediyor. Yani güzergah hiçbir, şey, hiçbir şekilde tek değil ve bir yere evet. bağlı değil. İşte bunu bilen ülkeler Irak da buna dahil olmak üzere ve şunu da görüyor. Yani şimdi Çin geliyor. Ya yani mesela Çin İsrail'in Hayfa limanını şu an Çin aldı. Mesela İsrail'deki birçok kurum bile bundan rahatsız. İsrail'deki Hayfa Limanı'nı şu an Çin işletiyor. Evet. Acaba nasıl işletecek? Yani arka planda ne var? Hani İsrail bana mesela bunu soran İsrailliler oldu. Yani şimdi bakın. E, Yunanistan'ın Pire Limanı'nı da şey yaptı. E, aynen öyle. Türkiye'de de, liman, şey yaptı. Türkiye'de de birçok liman. Türkiye'de de birçok liman ve e, lojistik üssü kurdu. İlgileniyor. Filyos, ama Türkiye özellikle gelin Filyos'a diyor. Yani bir, evet, bir yerde evet, gösteriyor Türkiye. Evet Türkiye. Ya şimdi bakın adamlar para getiriyor. Tamam her ülke kuşkuyla yaklaşıyor ama e, hani e, kazın ayağı öyle değil derler ya. Yani tamam kuşkuyla yaklaşacaksın ama para da girmesi lazım. E, bu bağlamda yatırımda Çin sağlayabiliyor. İşte kontrollü bir şekilde yatırım çekmeye her ülke yanaşmaya çalışıyor. Bu sebeple e, ister istemez e, bunu da kullanırken efendim İpek yolu biz de bunu destekliyoruz. Sıcak bakıyoruz en azından negatif bakmıyoruz. Biz de bundan kazanırız gibi bir politika izleniyor. E, şimdi bakın bu bağlamda e, hiç şüphesiz İpek yolu. Dediğimiz ki şunu unutmamak gerekiyor Çin'in daha önce olduğu gibi bundan sonraki politik adımları da yine ticaret ağını kalkınma hedeflerini ve market hedeflerini sürdürülebilir kılmak. Bunun için neye ihtiyacı var en önemli şey enerji ve sürdürülebilir markete erişim yani bu ikisini sürekli elinin altında kontrollü bir şekilde yürütebilmek istiyor. Ee, en önemli güzergah denizler üzerinden geçiyor ve kara opsiyonlarını bırakmamak istiyor. İşte bakın bu noktada da işte az önce ifade ettiğiniz gibi Kazakistan, Türk Dünyası, oradan bu tarafa doğru gelin Iraktan Rusya'ya kadar bütün o hat, e, Türkiye, oradan Avrupa'ya uzanan köprülerin hepsi ve Doğu Akdeniz hepsi önemli hale geliyor. Evet. Ya işte bu bağlamda da e, şeyler yürüyor. Yani arka planda neler konuşuluyor, açıklanmayan e, ifadeler nelerdir. E, herkes aslına bakarsanız kimin hangi adımları atabileceğini, yapabileceğini yaptığını görüyor, gözlemliyor. E, buna yönelik ya da istihbarat bilgileri var ve benzeri şeyler bunları takip ediyorlar. Yani belki bu bağlamda hani şeyi bağlayabilirsiniz. Hani Doğu Akdeniz'le alakalı aksiyon alınma süreci hani örtülü bir şey vardır. Bunu da bu bağlanılabilir, diyebilir. Başka bir şeyle de alakalı olabilir. Ee, yine aynı şekilde İpek Yolunun bu süreçlerle alakası yine bu şekilde ifade edilebilir. Ama tekrar hani bir önceki bölümde de ifade etmiştik. Ee, tekrar Kazakistan'a dönersek ben hani Kazakistan'da tamam Çin'in ciddi anlamda etkisi var. E, ama ka... <laughs> ne Çin'in ne Amerika'nın e, Kazakistan'da Sosyal dengeleri alt üst edebilecek kadar büyük ve güçlü olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü oradaki hani sosyal yapıyı, sınıfları, e, insanların gücünü, potansiyelini, etnik sosyal yapısını, dini yapısını bunların hepsini görüyoruz. Yani e, Türk dünyası da aynı şekilde gördüğümüz kadarıyla Çin'e e, tamam para gelsin. E, ticaretimizi sürdürelim. Mesela şöyle söyleyeyim pandemi döneminde e, mesela Kazakistan'daki olaylarda e, isim hatrımda değil ama e, Kazakistan'ın en büyük mafyalarından bir tanesi olduğu söyleniyor. E, mesela bunun e, kendi beslediği ekipleri sokağa salmasının da e, sokak olayları üzerinde hani belki yüzde beştir etkisi. Ama bir etkisi olduğundan bahsediliyor. yani Mesela ve bu adam eee e, Çin'le çok ciddi anlamda ticari network olan bir adammış dendiğine göre. Ve pandemi döneminde ülkede ilaç, aşı ve benzeri şeyler ya da ilgili sağlık malzemeleri bulunamazken bu adam getiriyormuş Çin'den. Yani böyle şey hani böyle bir adamdan bahsediyor bilmiyorum hani e, oradaki bizim e, test form ekibindeki Kazakistan'da yaşayan arkadaşlardan aldığımız hani off the record bilgiler bunlar. Yani bakın böyle durumlar da söz konusu e, yani Çin illaki bölgeye nüfuz etmeye çalışır ama yani Çin'in bölgeye nüfuz edebileceği yani şimdi Rusya bütün de dengeleri değiştirebilecek altyapıya sahiptir. Zaten hala yüzde on sekiz civarında Rus yaşıyor Kazakistan'da. Birçok insan Rusça konuşuyor ve Kazakistan'daki elitlerin çoğu Rus lobisi, Rus lobisi içerisinde. Ama şimdi Çin için böyle bir şey söz konusu değil. Yani Çin'in sadece bildiği yatırımları var. Evet. Ya evet aslında konuyu uzatabiliriz. Türkiye boyutu var. Belki biraz daha değinebiliriz. Ee, süremizin de az çok sonuna geldik. Sanırım burada bitirsek en iyisi olacak. Evet kıymetli izleyenler Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli Televizyonu'nda enerji programında bu hafta sizler için gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.